seminerimizin konusu indiklenmiş pluripotent kökücüler, İngilizce adı induced pluripotent stem cells, indiklenmiş olarak çevirdim. Uyarılmış da deniyor bunlar. Bunların neden olduklarından bahsedeceğim. Bunları nasıl yapıyoruz ve niye önemli hücreler bunlar? Bunlar ayrıca bizim laboratuvarımızda çalışma konusu. İlgilenenleriniz olursa daha sonra bizim ne yaptığımızı da anlamış olacaksınız. Şimdi bu gördüğünüz bir insan indiklenmiş pluripotent kök hücre kolonisi. Bunun nasıl yapıldığını umarım bu şey sonunda öğreneceksiniz. Kök hücre dediğim zaman hepimiz duymuşsunuzdur. Hatta Mustafa Hoca da bundan bahsettiğim kök hücrelerden. Nedir kök hücreler? Kök hücreler böyle elinizi koyup bulabileceğiniz bir hücre değil aslında. Fonksiyonel olarak tanımlanıyorlar. Yani bir hücre kök hücre diyebilmemiz için iki özelliğe sahip olması gerekiyor. Birinci özelliği kendi kendine yenileyebilmesi. Yani bir hücre bölündüğü zaman oluşturduğu iki hücrenin de kendisi gibi özelliklere sahip olması. Ama bu yeterli değil. Mesela bir kanser hücresi de kendi kendine yenileyebiliyor. Devam dönülebiliyor. Kök hücrenin kök hücre olması için bir başka özelliğe daha sahip olması lazım. O da farklılaşması. İngilizcesi differentiation. Yani özelleşmiş, belirli bir görevi yapan hücre tipine dönüşebilmesi. Kök hücreler genelde birden fazla böyle özelleşmiş hücreye dönüşebilme kabiliyetine sahip olan hücreler. Onun için bütün her organımızda bulunuyorlar ve her organımızın yenilenmesini sağlayabiliyorlar. Şimdi kök hücreler niye bu kadar önemli? Çünkü bu yenilenebilme kabiliyetlerinden dolayı pek çok hastalığın tedavisinde ileride kullanılabilecekleri düşünülüyor. Bu hastalıklar daha çok degeneratif hastalıklar, yani yaşlılık ortaya çıkan hastalıklar, mesela Alzheimer, Parkinson gibi ya da belirli organların zedelenmesi ya da hastalanması sonucu ortaya çıkan hastalıklar. Bunlar kalp krizi olabilir, spinal kord yaralanması olabilir. Pek çok değişik durumda kök hücrenin kullanılması düşünülebilir. Ama aslında şu anda tek olarak kullanıldıkları, klinikte kullanıldıkları yer kemik iliğinde, kemik iliği transplantasyonunda. Kemik iliği transplantasyonunda da aslında nakledilen hücreler kan sistemimizin kök hücreleri. Ondan biraz daha bahsedeceğim size. Bunun dışındaki diğer mesela televizyonlarda, gazetelerde okuduğunuz herhangi bir klinik olarak kullanılabilecek kök hücreler yok. Yani izin verilmiş şu an. Kök hücreler, işte popüler magazin hep bu şekilde tanımlanıyorlar. Bu resim 1500'lü yapılmış bir resim. Adı da Gençlik Çeşmesi. Biliyorsunuz o zamanlar Amerika'da yeni keşfedilmiş ve Gençlik Çeşmesi diye bir konsept ortaya çıkmış. Bu da Alman bir sanatçının yaptığı tasvir. Burada gördüğünüz, bakın burada yaşlı ve hastalıklı insanlar var. Bazıları el arabasıyla geliyor, bazıları beraber taşınıyorlar. Bunlar bu havuza giriyorlar. Havuza girip yıkandıktan sonra çıktıkları zaman gayet gençleşmiş ve canlanmış olarak çıkıyorlar. İşte kök hücrelerde hep bu gençlik çeşmesi olarak gösteriliyor ama aslında bunun olabilmesi için daha çok önümüzde kat etmemiz gereken yol var araştırma olarak. Şimdi kök hücreleri biz nereden elde ediyoruz? Kök hücreler aslında normalde gelişimsel olarak ortaya çıkan hücreler. Biliyorsunuz bir yumurta ve sperm birleştiği zaman gelişim başlıyor. Bir zigot oluşuyor. Bu zigot ilk önce ikiye bölünüyor, 2-3 oluyor, sonra 4-3 oluyor. Yaklaşık 3,5 ile 5. gün arasında, farede 3,5, insanda 5 gün arasında böyle bir yapıyı oluşturuyor. Bu bölünmeye başlayan döllenmiş hücre. Bu yapıya biz blastocyst diyoruz. İngilizcesi blastocyst. Bu embriyonun ilk evrelerinden bir tanesi. Bu evrede iki türlü hücre görülebiliyor. Buna baktığınız zaman bir dışarıdaki hücreler, bir de içerideki hücreler. Dışarıdaki hücreler plasentayı oluşturacak olan hücreler. Yani embriyonun anneyle bağlantısını kurduğu dokuyu oluşturacak hücreler. İçeride kalan hücrelerde iç kütle hücresi deniyor bunlara. Bunlar da embriyoyu oluşturacak hücreler. Yani embriyonun her dokusu bu içerideki hücrelerden oluşacak. Ve bunlar bu kadar erken evrede ortaya çıkan hücreler olduğu için bunlardan embriyonik kök hücresi denen çok özel hücreler elde edilebiliyor bu safhada. Tabi bunu yaptığınız zaman bu embriyo kök hücre elde etmek için kullanılmış oluyor. Daha gelişimi devam ettiremiyor. Ama devam ettirseydi yani normal gelişim sırasında anne karnında ne olacaktı? Bir fetüs olacaktı. Daha sonra da yetişkin bir birey olacaktı. Yetişkin bireyde
Artık embriyonik kök hücre diye bir kavram yok. Çünkü artık embriyonik gelişim tamamlanmış durumda. Ne var? Orada yetişkin bireyin her ayrı dokusunda yetişkin doku hücreleri var, kök hücreleri var. Bunlar dediğim gibi her bir dokuya ait ve sadece o dokuya hücre verebilen hücreler. Embriyonik kök hücreler ise bütün dokulara kök hücre verebiliyor. Şimdi mesela bu yetişkin doku kök hücrelerinden birkaç örnek vereyim size. Bir tanesi nöral kök hücreler. Nöral kök hücreler beynimizin çok kısıtlı bir yerinde bulunan, çok yavaş bölünen ve bölündükten sonra beyin sinir dokusunun değişik hücre tiplerine dönüştüren hücreler. Bunlar birkaç safhadan geçip nörona, oligodendrosite, astrogliye dönüşebiliyor. Bunlar yetişkin bir beyinde sadece hipokampusun bazı belli yerlerinde olan hücreler. Bir başka kök hücre tipi yetişkinde bulabildiğimiz kanın kök hücresi dediğimiz gibi. Bunlar kemik iliğinde yaşıyorlar, elleri orası. Ve çok az bölünüp birçok hücreye birçok hücreye oluşturuyorlar. Bunlar bazıları işte bizim gibi gösterdiğimiz gibi kırmızı kan hücrelerine, bazıları beyaz kan hücrelerine dönüşüyor. Önemli olan tabii bu kemik iliği hakkında dediğimiz olayda kemik iliğindeki yaşayan bu kök hücreleri transplante ediyoruz. Ve bunlar o kadar becerikli hücreler ki tek bir tanesi bütün bir kan sistemini yenileyebiliyor. Ama dediğim gibi bu mesela nöral kök hücreler olsun, kan kök hücreler olsun, bunlar sadece o dokunun hücrelerini yapabiliyorlar. Yani mesela kan kök hücresi gidip de bir sinir hücresi yapamıyor ya da bir karaciğer hücresi yapamıyor. Dolayısıyla vücudumuzun değişik dokularında her birinde birer kök hücre var. Bunlar o dokuyu yenileyen, hasar gördüğünde bölünüp çoğalan hücreler. Ama bir de bu kök hücreleri yapan daha bir ana kök hücre var. Onlara da biz pluripotent kök hücre diyoruz ve işte bu embriyonik dönemde çıkan kök hücreler bu tip hücreler. Yani embriyonik kök hücrelerde, embriyonik pluripotent kök hücrelerde yetişkinlik kök hücreleri ayıran iki önemli fark bu. Bir tanesi hepsini yapabiliyor, diğeri sadece belli bir dokuya yapabiliyor. Şimdi nasıl elde ediyoruz? Esasında bizim konumuz bu pluripotent kök hücreleri elde etmek. Çünkü bunlar çok daha becerikliler. Bunları nasıl elde ediyoruz? İlk elde etme yöntemi dediğim gibi embriyonun çok erken bir aşamasından. Bu 3,5. ya da 5. günde oluşan blastosistten elde edilen hücreler. Bunu ilk defa farede yapıldı bu. 1981 yılında, burada gördüğünüz araştırmacılardan bir tanesi, Evans ve Kaufman. Farenin o dediğim 3,5. gündeki embriyosunu aldı ve burada gördüğümüz şematik olarak göstermişleri aldı. Bunları içerideki hücreleri disosiye etti, yani ayırdı birbirinden ve bir tabağa koydu laboratuvarda. Ve bir hücre oluştu bunlardan. Yani bir hücre hattı oluştu. Bu hücre hattına da embriyonik kök hücre dedi. Bundan dolayı Nobel ödülünü aldı yaklaşık bundan 10 sene evvel. Şimdi niye önemli bunlar? Yani ne önemi var? Embriyodan aldığı hücreleri koydun ama özelliği şu, bunları her türlü hücreye biz laboratuvarda dönüştürebiliyoruz. Kaufman da ilk bunu yaptığında bunu gösterdi. Mesela belirli durumlarda, belirli bazı maddeler ekleyerek bunları deriye dönüştürebiliyoruz. Başka maddeler ekleyerek, proteinler ekleyerek bunları sinir hücresine dönüştürebiliyoruz. Ya da kana dönüştürebiliyoruz ya da karaciğer dönüştürebiliyoruz. Yani böyle bir hücre elinizde olduğu zaman bunu direkt raftan alıp istediğiniz hücreye dönüştürebiliyorsunuz. Onun için bu embriyonik kök hücreleri bu kadar önemli hücreler. Dolayısıyla bir tamir söz konusu olduğunda bunların kullanılabileceğini anlayabilirsiniz. Şimdi ne için kullanılıyor bu embriyonik hücreler? Yani ne için kullanılması düşünülüyor? İlk olarak farklılaşmayı çalışmak için, yani bunlar her türlü hücre denildiği için embriyoda yaptıkları işin bir benzerini laboratuvarda da yapabiliyorlar. Dolayısıyla bunu laboratuvarda çalışmak çok daha kontrollü. Bu işin için kullanılabilir. Klinik olarak bazı ilaçların test edilmesinde kullanılabilir. Dediğim gibi doku oluşturup bu dokuların transplantasyonunda kullanılabilir. Diye pek çok çalışma alanı var. Şimdi bu biraz daha dikkatli bakalım nasıl elde edildiğine. Dediğim gibi fertilizasyon yani döllenmeden sonra işte yaklaşık 5 gün süren bu süreçte bu yapı oluşuyor. Bakın bu iki hücreli yapı, 8 hücre. Embriyonun o erken devresi. Bunu alıp şu içerideki hücreleri izole ediyor. Bu insanda nasıl olabilir? Yani farede
tarihi çiftleştiriyorlar. Beşinci günde ya da üç buçuk günde embriyoları topluyup bir şey yapıyorlar. İnsanda nasıl olabilir? İnsanda yapılışı şöyle oldu. Biliyorsunuz bir tüp bebek diye bir kavram var. Bazı çiftler tüp bebek kliniklerine başvuruyorlar çocuk sahibi olmak için. Tüp bebek kliniklerinde laboratuvarda anneden alınan yumurtayla babadan alınan sperm birleştiriliyor. In vitro fertilization yapıyor. Ve buradan bir pek çok embriyo oluşuyor bu yöntemle. Bu embriyo nasıl oluşuyor? Mesela burada spermi direkt yumurtanın içine aktarıyorlar şu iğneyle. Burada spermin çekimi, spermi görüyorsunuz. Direkt içine veriliyor yumurtanın. Yumurta döllenmiş oluyor. Burada iki tane kromatinesi görüyorsunuz. İkinci günde bölünüyor. Ve beşinci günde dediğim, bu sefer insanda dediğim olay oluyor. Blastokist oluşuyor. Normalde tabi bunlar çocuk yapmak için rahime aktarılıyor. Ama bunun belirli bir olmama riski var. Dolayısıyla birden fazla embriyo üretiliyor ilk başta yapılırken. Ve kullanılmayan embriyolar bir frizde bekletiliyor. Anne ile baba çocuk sahibi olursa ve de başka çocuk sahibi olmak istemezse bir frizde pek çok embriyosu mevcut oluyor çiftlere. Bazıları, yani isterlerse bunu araştırma amaçlı bağışlayabiliyorlar. Amerika'da ilk böyle yapıldı. Bu, oraya geleceğim birazdan, bu ne kadar büyük bir şey, bu plastik istediğimiz embriyo. Aslında bayağı ufak bir şey, 0.1 milimetre. Yaklaşık bir ucu kadar, bir madeni kadar. Ama buradan çok önemli hücreler elde ediliyor. Tüp bebek ilk yapıldığında, 1978'de, Bob Edwards tarafından çok büyük olay olmuştu. İşte bunlar bazı magazinsel şeyler. Dünyanın sonu geldiğini falan söylemişti insanlar. Ama bugün 3 milyondan fazla tüp bebek olan bebek var. Ve Bob Edwards da 2010'da Nobel ödülü aldı bu buluşu sayesinde. Ama dediğim gibi çiftlerin tüp bebek sahibi olması dışında başka bir şeyi de var bunun. O da artan kalan embriyonun ne olacağı. Bunların araştırmaya bağışlanması sonucunda ortaya çıkan hücreler. Onlara da embriyonik, insan embriyonik hücresi deniyor. 1998'de James Thompson, University of Wisconsin'da işte bu bağışlanan ekstra embriyolardan, yani çiftlerin artık bebek sahibi olmak istemediği için araştırmaya bağışladığı embriyolardan 14 tanesini alıp farede yapıldığı gibi tabağa koyuyor. Ve bu 14 taneden 5 tanesinden embriyonik kök hücre hattı geliştiriyor. %36'lık bir verimle. Bu gördüğünüz bir insan embriyonik kök hücre hattı. Etrafındaki hücreler, bunları besleyici hücreler. Ortada gördüğünüz koloni. Şimdi bu olduktan 3 sene sonra Başkan Bush diyor ki artık bu tip bir şey yapamazsınız. Amerikan halkının parasını kullanarak böyle bir araştırma yapamazsınız diyor. Hatta bunu açıklarken pek çok bebek sahibi olan insanları falan etrafına toplayıp böyle bir şey yapıyor. Çünkü orada düşünce bu embriyolar araştırmaya başlandığı zaman ve bunlardan kök hücre elde edildiği zaman tabii embriyoların artık bir bebek yapma şansı kalmıyor. Tabii hiçbir zaman aslında olmayacak bunlar. Çünkü hiçbir zaman bu insanlar bunları, bu embriyoları bebek yapmak için kullanmayacaklar. Onun için bağışlamış oluyorlar ama yine de Amerika'daki o zamanki düşünce bunun etik olarak yasaklanması gerektiğini Bush ve onun hükümeti. Dolayısıyla 2001'de bir yönetmelikle şeyi durduruyor, fonlamayı durduruyor. Ta ki Obama bunu geri döndürene kadar. Hatta o zamanlar böyle bazı çizgi karikatürler falan çıkmış. Diyor ki burada işte kongrede bu bayağı bir tartışılıyor. Yani durdurulsun, durdurulmasın diye kök hücre araştırmaları. İşte çağrılan bilim adamlarına soruyorlar. İşte bu fonun kesilmesi dışında bir zarar oldu mu ki diyor ki halbuki fon her şeyi araştırmaya çalışıyor. Fonu kestiğiniz zaman araştırmayı kesmiş oluyorsunuz. Şimdi bu niye bu kadar tedirginlik yaratıyor? İnsan kök hücresi yaratmak. Şundan dolayı 1998'den bir sene evvel 1992'de başka bir gelişme oluyor. O da hepinizin bildiği Dolly. Dolly neydi? İlk klonlanan memeli. Şimdi bunun bizim konumuzla alakası var diye düşünebilirsiniz. Biraz bekleyelim. Göreceğiz.
Dolly ne yapıyor? Dolly yetişkin bir koyunun herhangi bir hücresinden çekirdek alınıyor. Ve o çekirdek bir kendi çekirdeği çıkarılmış bir yumurtanın içine aktarılıyor. Ve yumurta bu çekirdeği alınca dışarıdan aktive olabiliyor ve bir canlıyı yaratabiliyor. Ama yaratılan canlı bu yumurtanın geldiği hayvana değil de çekirdeğin geldiği hayvanın aynısı oluyor. Çünkü genetik materyali çekirdekten geliyor. Dolayısıyla bu canlının klonu olmuş oluyor genetik olarak. Ve bu doğan soya dolayı veriyor biliyorsunuz. Önemli olan burada şu aşamada bu çekirdek ve yumurta birleştikten sonra orada da bir blastosis oluşuyor. Yani o demin embriyonik kök hücrelerin izole edildiği safra var ya o da oradan geçiyor gelişim. Dolayısıyla düşünce şu oluyor. Eğer koyunda bu yapılabiliyorsa insanda neden yapılamasın? İnsandan yapıldıktan sonra neden kök hücre üretilemesin? Hatta sadece kök hücre üretmek için niye laboratuvarda insanlar klonlanamasın? Gibi bir düşünce ortaya çıkıyor. Bir daha anlatayım. Yani mesela insana özgü, size özgü bir kök hücre üretmek istiyorum. Bunu üretmenin bir yolu şu olabilir diye düşünüyor insanlar. Sizden bir herhangi bir hücre alırım. Deri hücresi olabilir herhangi bir hücre. Bir de başka birinden, başka bir bayandan yumurtalar toplarım. Sonra sizin hücrenizin çekirdeğini çıkarıp yumurtalara aktarırım. Yumurtalar çekirdeği aldığı zaman kendilerini döllenmiş zanneder. Çünkü diploid bir çekirdek geliyor. Ve embriyo oluşmaya başlar laboratuvarda. Ve o 3,5. gündeki, 5. gündeki dediğim blastosis oluşturur. Bu oluştuktan sonra iki seçenek var. Ya bunları tekrar ana rahmine koymak, ki bu bir fetüs oluşturur, bu insanın klonunu yaratmak olur. Ya da tabağa koymak, oradan da kök hücreleri elde edilir. Şimdi bu tekrar bir insan oluşturulmasına reproduktif klonun geliyor. Yani üreme amaçlı klonlama. Ama o değil de kültüre koyup bunlardan kök hücreleri elde etmek tedavi amaçlı klonlama deniyor. Şimdi dünyanın pek çok yerinde yasayla bu yasak. Yani reproduktif amaçla klonlama yasak. Ama bu yasak değil. Yani kök hücre oluşturmak maksadıyla klonlamak yasak değil. Ve birçok araştırmacı da bunu yıllardır deniyor. 2004'te bunun olduğu söylendi. 2004'te Güney Koreli bir araştırmacı Huang insanı klonladığını yayınladı Science dergisinde. Bu yöntem kullanarak. Fakat sonra bunun yalan olduğu ortaya çıktı. Aslında becerememişti, yani yapamamıştı. Fabrike etmişti dataları. Güney Kore'de büyük bir hüsran oldu. Bazı metodolojik eksiklikleri olduğu için insanı klonlayamamıştı. Bir şey yaratmıştı ama o aslında klon değildi. Bu senenin Ağustos ayında bu işlem Oregon'da yapıldı. Yani Cell'de çıkan bir makalede insanlardan alınan bir çekirdek bu yöntemle klonu yaratıldı. Ama yine embriyonik kök hücre yapma amacıyla. Şimdi bu neden önemli? Çünkü yapılan kök hücre değil mi, o insanın genetik yapısıyla birebir oluyor. Dolayısıyla herhangi bir daha ileride transplantasyonda düşünülebilecek hücreler genetik olarak birbirinin aynısı olduğu için herhangi bir bağışıklık sisteminin uyuşmazlığı söz konusu olmuyor. Şimdi o zaman niye bu devamı yapılmıyor artık? Madem 2013 Ağustos'unda bu işlem gerçekleşti. Birincisi, bu çok zor bir işlem ve çok verimsiz. Yani yüzlerce yumurta toplanması gerekiyor. Yumurta toplamak etik olarak da kolay bir şey değil, pratik olarak da kolay bir şey değil. Çünkü bir bayanın yumurtalarını bağışlaması gerekiyor. Bunun için hiçbir şey talep etmemesi gerekiyor. Tekniğin çok iyi çalışması gerekiyor. Dolayısıyla bu bilimsel olarak yapılabilse de pratikte, yani bizim bahsettiğim tedavileri kullanılması için yaratacağımız hücreler için pek uygun bir yöntem değil. Şimdi gelelim bugünün konusuna. Bu şu anda bu şey nasıl çözülüyor? Yani embriyonik kök hücreleri biz yumurta kullanmadan, klonlama işlemini yapmadan nasıl yapabiliyoruz? İşte şimdi anlatacağım yöntemle başlıyoruz. Bu yöntemde
yumurta kullanılmadan herhangi bir hücre alınıp sizden, benden bazı içlere genler koyarak, bu dört tane gen, bunlardan bahsedeceğim birazdan, bu hücreler tekrardan programlanıyorlar. Yani tamamen, mesela bir deri hücresi almışsak deri hücresi olduklarını unutuyorlar ve bir kök hücreye dönüşüyorlar. Bu dönüştükleri hücreler ve induced pluripotent stem cell ya da iPS hücresi diyoruz. Ve aynı embriyonik kök hücreler gibi her türlü hücre dönüşebiliyor bunlar kültür ortamında. Yani aslında embriyonik kök hücrelerden bu iPS hücrelerinin hiçbir farkı yok fonksiyon olarak. Embriyonik kök hücreler kana, kasa, veriye dönüşebiliyorsa bunlar da dönüşebiliyor. Tek farkı embriyonik kök hücreleri yapmak için embriyo kullanmıştır. iPS hücrelerini yapmak için embriyo falan kullanmıyoruz. Sadece 4 tane gen aktarıyoruz bu hücreler için. Ve bunu bulan 2006 yılında Japon araştırmacı Shinya Yamanaka geçen sene bu zamanlarda, Ekim ayında tıp Nobel ödülünü aldı. Yaptığı şey çok enteresan. Şöyle düşünüyor. Diyor ki, her hücre tipini belirleyen genler var. A hücre tipinde A genleri var, B hücre tipinde, yani hepsinde her gen var ama bazıları, işte bazıları aktif, bazıları diğerleri aktif. Diyor ki, embriyonik kök hücrelerin içinde çok aktif olan genleri sıralayayım. 20 tane böyle, 24 tane böyle gen buluyor. Diyor ki, ben bunları tek tek ve kombinasyon olarak deri hücresine aktarsam, acaba bu genler o deri hücresini kök hücreye çevirebilir mi sorusunu soruyor. Ve bir kombinasyon buluyor. Bu dört genin, OX4, SOX2, KRF4 ve MYC genini kombinasyon olarak, yani dördünü aynı anda deri hücresine aktardığı zaman ilk önce farede yapıyor bu işi. Farenin embriyonik kök hücrene benzeyen, çok benzeyen hücreler elde ediyor tabaktan. Bir 15-20 gün süren bir şey sonunda. Bir sene sonra da insan da aynısını yapıyor. Aynı faktörlerin, yani aynı dört genin insan deri hücresinde çevirebildiğini görüyor. Yeniden programlanabildiğini görüyor. 2008 yılında bu buluşu Science Dergisi tarafından yılın buluşu olarak ilan ediliyor. Bunun ardından Japonya inanılmaz sahip çıkıyor Yamanaka'ya. Kyoto Üniversitesi'nde bu 300 bin dolarlık bina yapılıyor. Şu anda içinde 400 tane insan çalışıyor dünyada. Yamanaka direktörü şu anda. Yani niye bu kadar önemli iPS hücreleri? Şunun için her türlü hücreye dönüşebiliyorlar. Şimdi bir testi bunu nasıl anlarız? Yani yaptık bir hücre, laboratuvarda bu hücreleri oluşturduk diyelim. Nasıl test edeceğiz bir sürü hücreye dönüştüklerini? Farede bunun şeyi kolay, deneyi kolay, şöyle yapılıyor. Nasıl embriyonik kök hücreleri bütün embriyoyu oluşturabiliyor ya, iPS hücreleri de bunu yapabiliyor mu sorusunu şu şekilde cevap verebiliyorsunuz. Bir iPS hücresi alınıyor. Bu bir şekilde işaretleniyor. Burada yeşil floresan bir proteinle işaretlenmiş. Ve oluşan bir embriyonun içine geri veriliyorlar. Eğer hakikaten bütün dokuları oluşturabiliyorsa bu hücreler, o zaman ortaya çıkacak olan canlının değişik dokularına baktığımızda bu hücrelerin evlatlarının bulunması gerekiyor. Hakikaten mesela GFP yani yeşil floresan proteini sahip iPS'lerden oluşan embriyolara baktığınızda değişik yerleri yenileşiyor. Demek oluyor ki bir hücre bile koysanız bu hücrelerin hepsi o bir hücreden gelmiş. İnsanda tabi bu deneyi yapamazsınız değil mi? Sonuçta insanda sadece iPS hücreleri kanıtlamak amaçlı bir embriyo oluşturamayacağına göre başka daha laboratuvar ortamında bir şeyler yapmak lazım. Orada da hücreleri alıp üzerlerine bir şeyler ekleyip bazı maddeler, proteinler ekleyip dönüştürmek söz konusu. Orada da mesela kana dönüştürüyoruz, nörona dönüştürüyoruz. Hatta kalp kasına dönüştürüyoruz. Bunlar belirli bir süre sonra kendi birbirlerinden kasılmaya başlıyorlar ritmik olarak. Hiçbir şey eklemeden. Sadece kalp kası olmalarını bildikleri için kalsiyum şeyine kasılmaya başlıyorlar. Çok enteresan. Yani bir hücre hepsini yapabiliyor uygun şartlar altında. Bir başka yöntem de yani bu iPS hücrelerin hakikaten pluripotent her türlü değişik hücreye hücre yapabildiğini gösteren başka bir yöntem de teratom oluşması. Şimdi bu iPS hücrelerini farklılaştırmadan bir fareye verdiğimizde
teratom denen bir yapı oluşturuyor, bir tümör oluşturuyorlar. Bu tümörün içinde, tümör yani tümör gibi bir yapı, IP hücreye bölünürken aynı zamanda da rastgele farklılaşıyorlar. Yani tam olarak ortam uygun olmadığı için bazısı kemik oluyor, bazısı kıkırdak oluyor, bazısı işte karaciğer dokusu oluyor, bazısı akciğer dokusu oluyor filan. Sonuçta kesitlere baktığınızda bu teratomlardan değişik dokuları görebiliyorsunuz. Bakın burada kıkırdak dokusu olmaya başlamış, burada bazı glandüler yatılan olmaya başlamış. Bu da bir kanıt. Yani verdiğimiz hücreler hakikaten her türlü hücreye dönüşebiliyor. Şimdi neden bunlar kadar önemli? Yani niye Yamanaka Nobel'in kaldı, niye bunlardan bahsediyoruz? Çünkü iki şekilde kullanabiliriz bu hücreleri. Birincisi, bazı hastalıkların modellenmesinde. Şimdi bazı hastalıklarda, özellikle genetik hastalıklarda, laboratuvarda modellemek zor. Çünkü hastalığın alınan örnekler, alınan hücreler belirli bir süre bölündükten sonra bölünmeyi durduruyorlar. iPS hücreleri ise kök hücre oldukları için sınırsız bölünme kabiliyeti sahip. Dolayısıyla bir ölümsüz hücreler bunlar. İstediğimiz kadar üretebiliyoruz. Dolayısıyla mesela genetik hasta olan bir insandan bir ufak veri biyopsisi aldıktan sonra bunları iPS'e dönüştürüp laboratuvarda karşılaştırabiliriz normal hücrelerle. Mesela bu bir sürü hastalık için yapıldı. İşte burada Alzheimer'dan tutun da düşen maskül distrofi, pek çok hastalığın hücreleri alındı yani o hastalardan ve buna iPS'e dönüştürüldü. Ki kök hücrelerde bu hastalığı çalışabilmek için. Ama daha önemlisi aslında iPS hücreleri alınan insanda genetik olarak birebir olduğu için bu hücre bazı tedavilerde kullanılabilecekleri düşünüyorlar. Yani burada nasıl olabilir? Hücre bazlı tedavi dediğimiz hani zarar gören bir dokunun tamirinde kullanılmak üzere hücrelerin üretilmesi. Ama verilecek olan hücreler tabii ki bağışıklık sistemine uymak zorunda. Dolayısıyla bu mesela şu andaki kemik iliğinin anatomide her zaman bulunamayan bir şey. Çünkü histokompatibil olmuyor bazen. Burada öyle bir sorun yok. Çünkü burada alınan hücreler kendi hücreleri zaten. Sadece bir kök hücreye dönüştürüp onları tekrardan farklılaştırmak söz konusu. Nasıl yapılabilir? Yani bunu biraz düşünelim. Nasıl uygulanabilir? Mesela bunların hiçbir şu anda birlikte yapılmayan şeyler var. Biraz şu anda ileriye bakıyoruz. Ne için kullanılabilir? Mesela nörodejeneratif hastalıklar için kullanılabilir. Yani burada mesela nöron takviyesi, nöronların transplantasyonu gündeme geliyor. Mesela Parkinson hastalığında dopamin yapan nöronlar ölüyor. Bu hastalara kendi iPS'den yapılmış dopamin nöronları verilebilir diye düşünüyorum. Bazı kan hastalıklarında hatta diyabet, işte omuriliği yaralanması, kalp krizinde bile bunu kullanabileceği düşünüyorum. Mesela nasıl olabilir bu? Bir hasta var, kalp krizi geçirdi, kalp kasının belirli bir yeri zedelendi. Oradan hastanın tekrar kalp fonksiyonları yerine gelmesi için kalp dolgulu dokusu yapmamız gerekiyor. Nasıl yapabiliriz? Bir deri hücresi alıp hastadan biyopsi, bunu iPS hücresine dönüştürüp laboratuvarda demin gösterdiğim kalp kasını tabaklarda yapabiliriz. Tabii sonra bunu kalbin zedelenmiş bölgesine aktarmamız gerekiyor. Tabii işte burada daha pek çok aşılması gereken sorun var. Çünkü bu hücreleri tek mi vereceğiz, bir doku haline mi vereceğiz, bu verilen hücreler oraya entegre olacak mı gibi sorular var. Şimdi burada bir tane enteresan bir örnek var. 2006'da yapılmış, yani daha iPS'ler yapılmadan, iPS hücresi konsepti olmadan embolik kök hücreler kullanarak yapılmış ama aynı şeyleri iPS'de de yapabiliriz. Burada yapılan şey, demin gösterdiğim kalp kaslarını bir kolajen doku üzerinde büyütmek. Yani bir doku mühendisliği çalışmasıyla bunları bir tek, yani bir hücreli bir zar olarak büyütüp kalbe tekrar implant etmek. Burada ilk önce kalp krizini simüle etmek için kalp dokusunun belirli bir noktasını yok edecekler. Şimdi işaret koyuyor burada. Orayı yok edecek. Bu bir fare. Şimdi bir yüksek ısı vererek burayı yaktı. Şimdi o yakılan yere
hücreleri aktaracak. Bakın hücreler bu kolajen zarı üzerinden geçmişler. Tabi bu kalp, farenin kalbi bizimkinden çok daha hızlı atıyor. Buraya yapıştırdı. Şimdi o zarı kaldıracak. Şimdi tabii burada sorun tabii ki bu hakikaten fonksiyonel bir şekilde bu kalbe yararlı olacak mı? Bu verilen hücreler oraya entegre olacak mı? Bunların hepsi aşılması gereken sorunlar ama bunlar yapılıyor, şu an çalışılıyor diye söylüyorum. Bir başka yöntemde mesela bir kalp dokusunu tamamen baştan yapmak olabilir. Biyo yapay kalp olarak. Burada yapılan şey çok enteresan. Bir domuz ya da sıçan kalbini, kadavradan alınan bir kalp ilk önce deserilize ediliyor. Yani mevcut hücreler deterjanla yıkanıyor. Geriye kalan yavaş yavaş yıkanıyor. Geriye kalan beyaz bir ekstraseller matrix kalıyor. Yani hücreler tamamen gidiyor. Kolajenden oluşan bir matrix kalıyor. Bu matrixin içine, yani üç boyutlu matrixin içine hücreler sonra ekilebiliyor. Şimdi ekilen hücreler eğer mesela iPS'lerden oluşan hücreler olursa tabii ki yine aynı şekilde compatible olacaktır. Mesela bu şekilde deserilize edilen bir şeyin içine hücreler ekilmiş. Deserilize edilir. İçine hücre eklenen kalp hala kasılma yeteneğine sahip. Yani elektriksel sinyal verildiği zaman, şurada iki tane kalp var görüyorsunuz. Senkronize olarak bu kalp kası hücreleri kasılabiliyor. Hatta bu transplanta da ediliyor. Bakın transplant edildikten sonra bütün kan damarları falan tamamen korunmuş halde. Yani kan damarlarının oluşacağı yerler korunmuş. Oraya endotel hücreler ekilerek kalbin, yapay kalbin kana bağlanması sağlanabiliyor. Yani sonuç olarak bunlardan göstermek istediğim şey şu. Bu iPS hücreleri kullanılarak yapılabilecek pek çok şey var. Ama kök hücreler konusunda aslında çok da ihtiyatlı davranmamız gerekiyor. Çünkü özellikle İnternette falan dolaşırken görürsünüz ki pek çok kök hücre klonu denen şeyler var. Mesela bunlardan bazılarını aldım. Future is already here. Yani bu göstermişler sanki yapılıyormuş gibi, klinikte uygulanıyormuş gibi. Burada insanların anlam fetal kök hücrelerden bahsediyor. İşte Brian'ın mucizesi, Hannah'ın ümidi falan gibi. Burada bir aslında yapılan şey burada bazı fetal kök hücreleri alınıp insanlara veriliyor bir tedavi amaçlı. Ama bunun herhangi bir denetim falan yok. İşte diyor ki kendi sayfalarında diyor ki aslında çok fazla testten geçiriliyor bunlar diyor. Ama aslında bir şeyin klinik olarak uygulanması için Amerika'da FDA tarafından onaylanması lazım. Burada öyle bir şey söz konusu değil. Mesela nasıl test ediliyor? Diyor ki test PCR DNA adlı çok önemli bir test diyor. Halbuki PCR dediğim şey sizin de öğreneceğiniz ya da öğrendiğiniz her gün kullandığınız çok basit bir moleküler bir deney türü. Yani bu aslında testle hiçbir alakası yok. Yani bu hücrelerin klinikte kullanılmalarının gösterebileceği bir test değil zaten. İşte mesela yine böyle şeyler var. Testimonial deniyor onlara. İşte Down sendrom çocuğun tamamen iyileştiğini falan deniyor. Yani bunları aslında tabii ki itibar etmemek lazım. Onun için birçok profesyonel örgüt, yani kök hücre alanında çalışan araştırmacılardan meydana gelen yani bilimsel dernekler bunları sık sık yayınlıyor. Mesela burada bir şey yapılmış, anket gibi bir şey yapılmış ve bu kök hücre turizminden
nereler etkileniyor? Gördüğünüz gibi Çin'de çok fazla etkileniyor bunlar. Yani özellikle Amerika'dan giden pek çok hasta Çin'de bu tip kök hücre tedavileri alıyorlar. Değişik yerlere enjeksiyonlar yapılıyor. Mesela bazı neler enjekte ediliyor? İşte fetal hücreler enjekte ediliyor. Yağ dokusundan olan hücreler enjekte ediliyor. Hatta bazen burada bir other kategorisi var. Yani diğer başka hayvanlardan alınan mesela şark, köpek balığı ve koyundan alınan hücrelerden enjekte ediliyor. Yani sonuç itibariyle bunları sizin daha ileride hep görebilirsiniz. Bunları okurken çok dikkatli okumanızı öneriyorum. Onun için bazı işte dediğim gibi bu dernekler, mesela International Society for Stem Cell Research diye bir dernek var, benim de üye olduğum. Bu tip kliniklere karşı ne yapılması gerektiğini, yine bu tip reklamlara karşı ne yapılması gerektiğini bildiren bir şey yayınladı. Yani önemli olan burada bilimsel olarak kanıtlanmamış tedavilerin önlenmesi. Ve bu hakikaten önemli bir nokta. Çünkü mesela bakın burada bir hastada ataksiya telangiektezia hastasına kök hücresi adında bazı hücreler verilmiş. Nöral kök hücreler bir yerden alınan ve bunlar sonra tümör oluşturuyormuş. Yani onaylanmamış kök hücre tedavilerinin hakikaten önemli riskleri var. Yani, eğer sizin tanıdıklarınız olabilir ya da size sorabilirler de hani, kök hücre tedavilerini, size önerim bu web sayfasına yönlendirmeniz. closerlookatstemcells.org. Burada bu ISSCR dediğim dernek bunları tek tek inceliyor, bu klinikleri. Yani internetten bulanları ya da insanların onlara söyledikleri ve bu konuda bilgilendirmeye çalışıyoruz. Şimdi biraz da ben bizim laboratuvarda ne yaptığımızdan bahsedeyim. Biz aslında bu kök hücrelerin nasıl elde edildiğiyle alakalıyız. Yani moleküler olarak hangi genler bu yeniden programlamada rol alıyor? Dedim ya, bir veri hücresini alıp bu dört tane geni koyuyorlar içine. Yani Yamanaka'nın ilk bulduğu buluşta buydu Nobel ödülünü aldı. Biz de bu işlemi yapabiliyoruz laboratuvarda. Şimdi şu karşıdaki hücre kültür laboratuvarına gidin, bunun olduğunu görürsünüz. Ama nasıl olduğu tam olarak bilinmiyor. Yani bu gen 15-20 günde nasıl bir deri hücresini kök hücreye dönüştürüyor? Bunu araştırmaya çalışıyoruz. Bir de önemli olan nokta, bu dört geni koyarken bazı hücreleri aktarmak için bazı virüsler kullanıyoruz. Ve bu virüsler ileride kansere yol açabilen virüsler. Dolayısıyla yani bu iPS'ler bir gün klinikte kullanılacaksa bu virüsler kullanılmadan da bu genleri aktarmamız lazım. Ya da virüsler yerine bazı kimyasallar kullanmamız lazım. Yani bu dört gen yerine mesela XYZ kimyasal kullanarak da bir deri hücresini kök hücreye dönüştürebilmemiz lazım. İşte bunu araştırmaya çalışıyoruz. Burayı biraz hızlı geçeyim. Ama sonuç itibariyle hangi genlerin rol aldığını öğrenmeye çalışıyoruz. Şimdi nasıl test ediyoruz onu? Bazılarınız duymuştur. DNA'mız histon proteinlerin etrafında sarılı bir şekilde paketleniyor kromozomlarımıza. Yani bir hücrede 2 metre DNA var ama 10 mikrometrelik bir şekilde sığmak zorunda. O sığdırma işlemi de bu histon proteinlerin etrafında sarılarak gerçekleşiyor. Fakat aynı zamanda histon proteinleri gen anlatımını, yani oradaki hangi genlerin aktif olup olmayacağını denetleyen bir sistem. Dolayısıyla buradaki genlerin önemine bakıyoruz biz. iPS oluşumunda. Nasıl bakıyoruz buna? İşte 20 tane geni seçtik. Bunlar iPS oluşumunda önemli mi değil mi? Nasıl bakıyoruz? Şöyle bakıyoruz. Fibroblast hücrelerimizi alıyoruz. Onlara 4 Yamanaka'nın bulduğu 4 faktörü veriyoruz. Ve de istediğimiz genlerden bir tanesini kapatıyoruz. Yani genleri önlüyoruz. MBG-110 alanlarınız bile SRNA yöntemiyle kapatıyoruz. Şimdi bakın 4 faktörü koymadığımız zaman hücrelere sonra bakıyoruz bu 20 gün sonra iPS kolonisi oluşmuş mu oluşmamış mı? Onu da nasıl anlıyoruz? iPS hücrelerin üzerinde aktif olan bir protein var. Bu proteine bakarak anlıyoruz. Burada 4 faktörü koymamışız. Burada 4 faktörün hepsini koymuşuz. Bu siyah gördüğünüz noktalar her biri birer iPS kolonisi. Yani bu demin bahsettiğim protein markerına sahip boyanmış koloniler. Şimdi burada bakın 100 tane falan koloni var diyelim.
Burada ise hiç yok. Yani bu negatif kontrolümüz, bu da pozitif kontrolümüz. 4 faktörü koyunca 100 tane koloni elde ediyoruz. Ama 4 faktör yanında x, y, z genini kapatırsak 100 tane mi elde edeceğiz yoksa daha mı az elde edeceğiz? Daha mı fazla elde edeceğiz sorusunu yapıyoruz. Burada mesela burada 20, yaklaşık 22 tane gen denenmiş. Bazı genlerin kapatınca iPS'ler, iPS oluşmuyor, çok az oluşuyor. Bakın burada kontrole göre, kontrol yani burada, tek tük koloniler oluşmuş. Bazı genleri kapattığınızda daha çok kolon oluşmuş. Bu enteresan bir şey. Yani bazı genlerin, fibrok yani deri hücrelerindeki bazı genlerin aktivitesi iPS oluşumunu engelliyor. Bunları biz ortadan kaldırdığımız zaman daha çok kök hücreye dönüşüyorlar. O zaman buradan hareketle bu bazı bu genlere kimyasal inhibitörler geliştirilebilir mi? Bunlar kullanılabilir mi sorusuna cevap verdik. İşte mesela bir tanesinde bir inhibitörü var o gösterdiğim genlerden. Bunun adı DOT1L inhibitörü. DOT1L bir gen, bir protein. Bunun inhibitörü var. İnhibitörünü hücrelere koyduğumuzda normalde bir birim iPS oluşuyorsa, yani 100 hücreden bir iPS oluşuyorsa bu 3 katına çıkıyor. Ya bu da önemli çünkü bu Yamanaka'nın ilk bulduğu yöntem çok verimsiz bir yöntem. Yani efficiency, yani verimi %0.01 gibi. Yani 100 bin hücreden 1 ila 10 tanesi iPS'e dönüşüyor. Yani bunu arttıracak her türlü yöntem aranan bir yöntem. İşte burada da biz mesela 3 katına çıkarabilmiştik, 3-4 katına çıkarabilmiştik bu şey, bu kimyasal olarak. Daha önemlisi, dediğim gibi bu 4 faktörü biz virüsler konarak yapıyoruz. Ama virüs yerine kimyasal kullansak daha iyi. Çünkü virüslerin başka riskleri var dediğim gibi. Mesela bu bulduğumuz kimyasal iki faktörün yerine geçiyor. Burada 4 faktör koyduğumuzda belirli sayıda koloniler oluşuyor. Ama faktörlerden birini ya da iki tanesini koymadığımız zaman kontrol hücrelerine hiç koloni oluşmuyor. Yani normal şartlar altında 4'ünü de koymak gerekli. Yani Yamanaka'nın bulduğu şey de buydu zaten. Fakat biz bu inhibitörü kullandığımızda İki tanesini koymadan, yani şu KRF ve MYC genlerini koymadan da iPS virüsü yapabiliyoruz. Bu da önemli bir gelişme çünkü iki tane virüsü bir tane kimyasallarla değiştirdik. Evet, oluyor. Sonuç itibariyle bizim yapmak istediğimiz şey nedir? Klasik yöntemle yapılan iPS'lerde kullanılan 4 virüs yerine kimyasallar bulmak. Bir tanesini bulduk. Tabii diğerlerini de bulmamız lazım. X, Y, Z olabilir. Bunları araştırıyoruz şu anda. Öyle yapabilirsek oluşturduğumuz, yani insandan oluşturduğumuz iPS hücreleri çok daha güvenli hücreler olacaklar. Sonra bunları ileride istediğimiz hücre tipine dönüştürme olasılığımız olacak. Mesela nöron görüyorsunuz ve kalp hücresi, retinal hücreler. Mesela retinal hücrelerinde göz hastalığına çok büyük kullanım alanları var. Ki ileride güvenli bir şekilde ürettiğimiz hücreleri insanlar üzerinde hastalık tedavisi için kullanılabilir. Şimdi bizim laboratuvarımızda tıp fakültesinin altında çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Aramızda olanlar da var. Bazı başka çalışmalar da yapıyoruz. Burada bahsetmedim. Bu hastalık modellenmesiyle ilgili, yani bazı genetik hastalıklardan alınan hücrelerin iPS'e çevrilmesiyle ilgili. Onlardan bir tanesini İstanbul Üniversitesi'nden Ahmet Bey Hoca ile yapıyoruz. Orada ailesel Akdeniz ateşi diye bir hastalık var Türkiye'de sık görülen. O hastalardan alınan fibroblastlardan, deri hücrelerinden iPS yapıyoruz. Başka sorunuz varsa cevaplayabilirim 15 dakikamız var. iPS hücreleriyle ya da kök hücrelerle ilgili. Benim sorum böyle biraz genel kültür seviyesinde olduğu için yanlış aktarabilirim bilmiyorum ama bu yüzden işte internet sitelerinde şey gördüm, siz de bahsettiniz. Mesela kalp krizi geçen hastalara işte yağ dokusundan veya kemik iliğinden kök hücre enjeksiyonu yapıldığı ile ilgili bir şey yapmış. Sanırım o kök hücre enjeksiyonu iPS hücreleri de yetişmekte. Bunlar peki nasıl hazırlanabilecek? Mesela özellikle yağ dokusundan alınan kök hücrenin nasıl kalbe enjekte edildiğini merak ediyorum. Yani nasıl olur da bir iyileştirme yapabilir? Ya şimdi bunların aslında her türlü şeyin belirli aşamalardan geçmesi lazım. İlk önce preklinik modellerinin yapılması lazım. Yani fare ya da sıçan ya da domuzun denenmesi lazım. Yani bu bahsettiğiniz şeyler yapılıyor ama bunlar denenmiş mi bunu bilmiyorum. Şöyle, yani yağ dokusundan alınan bir hücre
enjekte edildiğinde belirli bir ekip bir fonksiyonel yarar görülüyor olabilir kalp kasının çalışmasında ama acaba o hakikaten enjekte edilen hücrelerden mi olmuş? Yoksa herhangi bir şey enjekte etmek de bir yarar sağlıyor mu? Yani mesela serum fizyolojik enjekte etseniz de bir yarar olacak mı? Çünkü birçok araştırmada görülüyor ki aslında özellikle bu yani o dokuya ait olmaması gereken hücrelerin enjeksiyonundan sonra oluşan tepkiden dolayı yani enflamatuar tepkiden dolayı bazen bir ufak bir değişiklik görülebiliyor. Esasen yani hangi tip hücre ölmüşse o durumda onu vermek gerekiyor aslında. Yani yağ dokusunu mu alınan hücre? Yani bana pek mantıklı gelmiyor. Yani yağ dokusunu alınan bir şey kas kalbe vermek. Büyük ihtimalle o görülen efekt, yani bir efekt varsa gerçekten, yağ dokusundan, yağ dokusu hücrelerinin saldırdığı bazı proteinlerden dolayı olabilir. O zaman o proteinleri vermek daha mantıklı olur. Çok dert gelmiyor ya, bu dört sayısı indirilmesi belki bir ürün yaptı. Bir şey yaptı, ben burada 24'ten başlamış galiba, yine inmiş. Buradaki, yani geri kalanları hiçbir volüm yok. Aslında var, yani ilk denendiğinde 24 tane. Dördü üzerine yoğunlaşılıyor ama aslında sonradan mesela ortaya çıkıyor ki diğerlerinin de şeyi var, rolü var. Hatta dedim ya çok verimi düşük şey, düşük bir yöntem. 0.01 gibi. O 24 yerin diğerlerini kullanmak, yani bakın burada. Mesela burada bir nano geni var. Bu nano genini ilk başta Yamanaka fark etmemiş yani yaptığı deneylerde. Ama bu dörtle beraber nano gıda koyarsak o verim daha artıyor. Sadece verim mi yoksa ortaya çıkan şey tam örnek olmaması gerekiyor. Ha, evet. Doğru, haklısınız. Yani diyelim 100 hücreyle başlıyorsa bir tanesi IQS oluyor. Mesela 2-3 tanesi IQS'e yakın bir şey oluyor ama tam IQS olmuyor. Onu da etkiliyor. Yani o 2-3 tanenin tam olmayan 2-3 tanenin tam olmasını da sağlıyor. Ama tabii o da yani ekstra bir faktör. Yani biz faktörü azaltmaya çalışıyoruz aslında. Tam olmayanlar ne oluyor peki? Tam olmayanlar mesela transforme oluyorlar mesela bazen. Burada koyulan genlerden bir tanesi MYC geni. MYC geni bir proto-onkogen. Yani kök hücreler aslında kanser hücrelerine benziyorlar. Yani devamlı bölümü şeyi var. Tabakta görebiliyorsunuz. Bazıları çok güzel ve tam böyle bir kök hücre kolonisi gibi oluyor. Bazıları ise böyle transform olmuş, birbirinin üzerinde büyüyen, kontrolden çıkmış gibi biraz hücreler oluyor. Onları istemiyorum yani. Yani bir kanser verdiği bir şey diye de bir kanser hücresini arkezi çıkartıyor. Şimdi kanser hücresini arkezi üretmek bazı şöyle akümüle olan mutasyonlar bazen mutasyonlardan dolayı hiçbir zaman bu farklılaşma özelliğini kazanamıyor hücreler. Yani kaybetmiş oluyor. Öyle bir mutasyon oluyor ki farklılaşmayı bloke ediyor. Dolayısıyla evet büyümeleri daha iyi normal hücrelere göre ama sorusu da iyi. Başka sorunuz var mı arkadaşlar? Bazı
strong metrik translasyon çok farklı oluyor. Ama de mesela başka bir şey değil. Yani diferansiyasyonu tetikleyecek şeyler geldi, engel oluyor. Ama mesela DNA metrik aslında bir bilgisayar çalışılıyor. Yani DNA'nın etkilenmesine engellemek arttı diye. O genler üzerinde bazı etkisi var. Yani proliferasyon durumu işe yaramıyor. Yani hatta proliferasyonu tetiklemek lazım ilk başta biraz. Yani mesela bölünmeyen hücreler, yani nöronlardan IPS yapılamıyor. Yani hücrelerin bölünüyor olması lazım. Kabağa koyduğunuz zaman onlar IPS bölgesi. Onun için terminal bir tane şey hücreler yapılamıyor. Bir hafta sonra...